Çocuklarımızı yetiştirmek önemli. Bunlar işin güzel tarafları. Şimdi tabii bunlar içeriden kilitli, çocuklar yaramazlık yapmasın diye. Burada duşlarımızın hepsinde sıcak su vesaire vardır. Evet, akıyor da duşlarımız. Evet, suyumuza kalem sıcak hem soğuk. Küçükyalı'daki bu sahada antrenman yapan bu çocuklar çoğu yaşıtına göre daha şanslı. Kulüp mütevazi tesislerinde geleceğin futbolcularına büyük olanaklar sağlamış. Spor kulübünün soyunma odası burası da. Bakın çocukların kıyafetleri burada, ayakkabıları alt tarafta, her şey nizami, her şey düzgün. Sanki Süper Lig maçında böyle büyük futbolcuların soyunma odası gibi. O kadar düzgün. Gelin hemen bir de duş noktalarına bakalım. Onlar ne durumda? İçeri girdiğimizde de kapağı açıyoruz. Evet, duş imkanlarının olduğunu ve sıcak sularının da aktığını görüyoruz. Çok pahalıya mal oldu bunlar. 35-40 bin lira kadar bir para harcadık. Kaç tane çocuk burada bu tesislerde böyle spor yapıyor, eğitim alıyor? Şimdi bizim 500'e yakın lisanslı sporcumuz var. Onun dışında spor okullarımız var. Küçükyalı Yelken Spor Kulübü 1970'de kurulmuş. Eski ve köklü bir kulüp. Altyapıdaki futbolcuları kendi çocukları olarak gören yöneticiler bu imkanları sunabilen kulüp için yılda 500 bin lira bütçe oluşturuyor. Bu parayı organize etme şeklimiz öncelikli yönetim. %80'ini yönetim olarak karşılıyoruz. Onun dışında da bir gece organize ediyoruz. Gecede işte malum bilet satıyoruz falan gönüllü kişilere. Çocuklardan hiç para alınıyor mu bu kulüpte? Hayır. Biz şöyle, sadece spor okulumuzda ufak bir ücret talep ediliyor. Hatta onu da telaffuz edebilirim. 80 TL gibi bir ücret talep ediliyor. Altyapılardan sorumluyum. Ben makine mühendisiyim. Özel bir şirkette IT bölümünde çalışıyorum. Haftada bir 10-15 saatimiz, bunlar da artık bizim kendi çocuğumuz, onlarla ilgilenmekle geçiyor. Peki Tolga Bey, sizin için sakıncası yoksa, yılda buraya ne kadar bir bütçenizden ayırıyorsunuz? Yüzdelik dilim ayırırsak. Yani yüzdelik dilim ayırırsa %20 ayırıyorum ben. Bütçenin büyük payı A takıma harcanıyor. Artan para ise inceleyip sık dokunarak diğer masraflara bölünüyor. Toplarımız, top çok basit geliyor insanlara ama 500 kişiye 500 tane top gerekiyor. Onun dışında formalarımız, neredeyse 2 senede bir formalar malum çok kullanıldığı için yıpranıyor. Onun dışında kulübümüzde çalışanlar var. Selçuk Bey, niye yapıyorsunuz bunları? Ama toplumumuzdaki gençleri buralardan geçirerek tabii eğitim ayağını da organize ederek güzel bir noktaya taşımak için bizim de çorbada bir tuzumuz olsun amacıyla bunları yapıyoruz. Kulübün yönetimi olanakları dahilinde sporcularına bütün imkanları sağlıyor ama onlara göre hala önlerinde gidecekleri epey bir yol var. Bu görmüş olduğunuz tesislerde 7 tane takım çalışıyor. 7 spor kulübü ve bunun çok ciddi sıkıntılarını çekiyoruz. Sporun ilacı antrenman ve çok kısıtlı imkanlarda antrenmanlarımızı normal standart saatlerinin altına çekerek bütün çocuklarımızı antrenman yaptırmaya çalışıyoruz. Hangi futbolcuyu beğeniyorsun peki Umut abi? Cristiano Ronaldo. Messi daha iyi değil mi? Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Bu çocukların hepsi tabii ki birer Messi, tabii ki birer Quaresma olmayacak. Ama ne kazanacaklar? Sporcu disiplini kazanacaklar. Zeki, çevik, ahlaklı olacaklar. Yani bu çaba çok önemli.